question is, why do we try to design a new one? Okay. That's the main question. And the answer is, again, obvious. We'd like to have air vehicles having the capability of hovering, like helicopters. And today's quadrotors are also able to do it. Now, helicopters are very successful in carrying loads and following desired trajectories, but they have very big disadvantages because of their mechanical complexity, especially the swoosh plate structure of helicopters are very, very complicated, and usually it causes problems and failures during flight. On the other hand, quadrotors have simple propellers, simple rotors. On the other hand, they have the disadvantage of being able to carry small loads, especially if you want them to carry too much load, then the duration in which they're supposed to stay in the air drops exponentially. So, idea is to combine these advantages sides of helicopters and quadrotors into a single vehicle. We also got this idea from a special American helicopter called Chinook. It has two main rotors, but again, they have this swoosh plate structure, and their design is very complicated. In our suggestion, we have two main rotors, which is supposed to carry 95% of the actual load. The small rotors you see at the sides of the big rotors are for controlling purposes. Okay, they are used to make the system fully controllable. And the vehicle we are suggesting doesn't have the swoosh plate, so it's a simple multicopter structure. Usually, as the propeller diameter increases, the efficiency increases, so we also try to increase the diameter of our big propellers. This is one of the advantages of helicopters as well. So we get rid of the swoosh plate structure, an advantageous side with respect to an helicopter. Then we have quite big propellers, an advantageous side with respect to a quadrotor structure. So here is our suggestion, as you see in figure one. And we have constructed one such example. It's just a prototype vehicle. The big propellers are not actually sufficiently big to be used for practical purposes, but this was just our first prototype study. Now we are trying to build a better one, in which the big propellers are really big compared to small propellers. On the other hand, with, even if there are many advantages of the vehicle I'm suggesting here, it still have the problem of staying not too long in the air, because it's, for the time being, it's simply an electric vehicle. So it
takes its energy from batteries, and today's batteries have limited capacity to provide electricity for such vehicles. But in the future, we plan to build a hybrid version of the structure, which is supposed to take most of its energy from a gasoline engine. Çay istiyorlar onu. Ne o? Dükkanlarda böyle kabuk bir şey oluyor beyaz. Çay var bir şey. Okay. Gördün mü? The contributions, the scientific contributions of the vehicle is that it is suggested for the first time. It's a novel structure. The control structure, especially the control allocation structure, is interesting and it's also novel. Plus, the experimental tests and validation of the proposed system can be considered as novel contributions. We start with the analysis of the vehicle by the mathematical model. It's a nonlinear model based on Newton-Euler formulation. And there are many reasons for the nonlinearity, especially the Euler angles introduces nonlinearity, plus there are too many sources of nonlinearity, especially the x, y, z, phi, theta, psi, and the other parameters here in f of x, u are our state vector components. So the given structure here is in state space form. U is the control vector. If you note, omega i's are the rotation rates of the four propellers. Xi 1, Xi 2 are the rotations of small rotations of the small propeller controlling controlling angular parts of the additional motors. So actually, in our structure, we have four perpendicular rotors. The small rotors are not supposed to stay in perpendicular to the ground. Actually, they have the ability to rotate around the axes. They are connected to the main structure. So we have in our model too many actuators. And having many actuators isn't a big problem. On actually, having too many actuators allows us to do more than just controlling the vehicle. We can try to accomplish desired actions by spending minimum energy if we have more than one approach to deliver the required action. Usually, such nonlinear models are linearized around equilibrium points, and the definition of equilibrium points are the zeros of the right-hand side of the nonlinear equation. We linearize the system around one of the most logical equilibrium points, and here is the linearized structure. Using this linearized structure, we can do very useful analysis, such as checking the controllability and observability of the vehicle. Actually, in the initial design, our small propellers were fixed. They were not supposed to rotate around the axes. They are connected to the main vehicle.
But the controllability analysis showed us that the system is not controllable. So we provided the we provided additional DC motors to rotate the small propellers. Okay. Another help we get from the linear model is the relationship between actuation signals and real actuators. That is, the torques and forces are represented by tau, and the actual actuations are represented by V, and the relationship is given by a rectangular matrix, 4x8 matrix BF. So in order to provide the desired forces and torques, we have to be able to choose more than one set of actuations represented by the vector V. As you see here, one obvious solution is to obtain the inverse of the equation BF using the pseudo inverse of B, generalized inverse. But this generalized inverse has a limited action on the performance of the system. So we'd like to obtain the solution of the equation, which has infinitely many solutions actually, using an optimization problem, computational solution. Okay, so between high-level controller and low-level actuations, we have the control allocation unit, and control allocation unit solves an optimization problem very quickly in real time to provide the real-time control allocation to satisfy the desired action. And this final block represents the actual blend. Here is the optimization problem we suggest to determine the optimum control allocation. In this form, it's quite complicated. Slightly modify it to put it into a quadratic programming form. This is a quadratic programming optimization problem whose solution can be obtained very quickly. Also, there are some algorithms which are trained to deal with such quadratic optimization problems very, very quickly. This figure shows you the region of attention we are supposed to reach by using the quadratic programming solution compared to the blue regions represented by the pseudo inverse. Actual region is actually in an eight-dimensional space, so we simply show here some slices, three-dimensional slices, to understand how we extend the range of reachability by performing optimization in control allocation. Next, we'd like to be able to control the system. We'd like to design the actual controller, but unfortunately, the given structure is an unstable structure. So we are not able to fly it without
designing an autopilot. So the experiments should be performed in closed loop. But performing the experiments in closed loop poses us another problem as regards to the system identification. That is, we have the mathematical model structure of the system vehicle, but there are some parameters which are yet unknown in the mathematical model. Those parameters should be found by system identification studies. And in order to perform a system identification study, we should be able to fly the vehicle. There we use a simple controller so that the unstable vehicle is able to fly in a stable version, stable way. The system identification study may be done in many different ways, especially if you want to identify the parameters of the linearized model. You can use the subspace technique, SSARX method, to identify the parameters of the linear system, or you can directly formulate an optimization problem to identify the parameters of the linear system. Okay. Now, for the controller, we utilize simple cascaded PID-based controllers, but specifications of the control model are important. It is called as the manual loop shaping method. In manual loop shaping method, there are three blocks in the control loop, and we assign some specifications on these blocks so that the design controller will perform in a robust way. Plus, they are supposed to make the plant quite stable. Okay. Plus, there are some algebraic constraints. Okay. I didn't understand why my figures stopped appearing here. Anyway. We can see your presentation. Okay. The designed controller is quite successful, performs the desired actions and requirements. In flight tests, we get quite a successful performance. Even in the first flight test, the design seemed quite successful. Velocity tracking performance was quite good. Now, we are trying to design a new one in which the most of the energy is supplied by an internal or gasoline engine, so that the vehicle is supposed to stay at least 1 hour in the air. Plus, instead of a robust controller, we'd like to design or try other nonlinear controller design techniques. And we want to compare their performances for the final structure. Okay. Up to now, we have some publications. There are other publications sent to the journals, but there is no response yet, so I didn't indicate them here. And that's all for my speech. I'd like to have your questions. Yes.
Thank you, Professor. We greatly appreciate your presence and your contributions to this conference. So if there are any questions, we can take them now. Soru sormak isteyen hocalarımız veya katkıda bulunmak isteyen hocalarımız varsa hemen alabiliriz. Sevgili hocam, merhabalar. Ben Mustafa Kurt. Zaten merhaba. Eskiden beri tanışıyoruz sayın hocam. Hocam, ben bir şey sormak istiyorum. Günlerde Marmara, Çanakkale'de yaşıyoruz. Marmara Denizi'ndeki problemi biliyorsunuz herhalde. Evet. Bu vehicle araçlar da acaba bunun real time takibi çözüm olabilir mi acaba? Geldi de sormak istedim. Şimdi oradaki problem, the problem in Marmara Sea is too many faceted. You can track what's happening in Marmara Sea by using air vehicles, unmanned air vehicles, not like what I'm suggesting here. You know, Anka or the air vehicles designed by similar air vehicles designed already, they are supposed to stay in the air for at least 24 hours, and they can continuously feed information to you in the form of images. But if you want to say, clean the surface from those harmful things, there are such vehicles already designed and used in the world. They are actually used for cleaning the surface waste. They have some palleted structure in front and filters at the backside. So using such vehicles, they are not very expensive. Using such vehicles, you are at least, you will at least be able to clean the surface very, very quickly. But in order to clean the bottom part, there is not a simple solution. Actually, you should stop feeding harmful waste to the sea. Okay. I think I have made you clear about dealing with the problem. The vehicle I suggest is actually for carrying heavy loads to places where they are not easy to reach. Okay, you can use these such vehicles by carrying objects from one ship to another in the sea. Also, the gasoline engine part can be used as an air vehicle, air taxi, to carry people. Not the electrical version, the gasoline engine part can be used as an air taxi. I'm sure the structure we have been suggesting is much better than the already suggested air taxi structures from the point of view of efficiency. Yes, any other question? Thanks yes, for the explanation. You're welcome. Okay, then. Yes. So I guess everything was pretty clear. Thank you. So again, yes. Kemal Hocam, çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz ve kongremize katkıda bulunduğunuz için. Çok sizleri teşekkür de görmüş oldum bu vesileyle. Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah yüz yüze olacak toplantılarımızda da sizi Çanakkale'de görmek isteriz. İnşallah. Çok memnun olduk hocam. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Sayın Kemal Hocamıza tekrar teşekkür ederiz.
Sayın Profesör Doktor Mustafa Kurt hocamızın moderatörlüğünde enerji kaynakları üzerine bir oturumumuz olacak. Ben sözü Mustafa Hoca'ya bırakmak istiyorum. Mustafa Hocam, evet, buradasınız. Buyurun. Buradayım, buradayım. Hoş geldiniz. Davet için teşekkür ederim öncelikle. Özellikle ben bir iki kelimeyle toplantıya başlamak istiyorum. Yani günümüzde bu iklim değişikliği ve çevresel sorunlar had safhada. Yani artık bunu yaşamaya başladık. Önceden belki sadece konuşuluyordu ama artık yaşamaya başladık. Dolayısıyla bu böyle bir kongrenin düzenlenmesi, düzenleyenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu bilincinin artırılmasında mutlaka faydası var. Keşke daha böyle topluma yayılsa da bu bilinç artsa diye temennimiz var. Temennilerimiz bunlar. Bu session'ın başlığı enerji kaynakları. 6 tane sunumumuz var. O yüzden ben çok sözü uzatmadan İbrahim Hocam sanırsam burada. İbrahim Hocam'ın üst üste 2 sunum var. Ben araya girip bölmemek adına yarım saatlik sunum hakkını İbrahim Hocam'a vermek istiyorum. İlk sunumu affecting the efficiency of 100 kilowatt solar power plant examination of external factors and second presentation is technical uses in distribution and system analysis isimli iki sunumu olacak İbrahim Hocam'ın. Sözü İbrahim Hocam'a bırakmak istiyorum. İbrahim Hocam'ı zaten yazdığı kitaplardan biraz tanıyoruz. Kendini kısaca tanıtırsa mutlu oluruz. Buyurun İbrahim Hocam. İbrahim Hocam yok mu acaba burada? Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba. İbrahim Hoca'ya ulaşamadık. Şu an ben de burada mı diye bakıyorum. Telefondan da aradı arkadaşlar ama ulaşamadılar şu an. Öyle mi? Sanırım bir sıkıntı oldu. Merve Deniz Pakpüre'de teknik bir sorun olmuş. O da bugün katılamıyor. Sanırım... O zaman 4. sunumumuz Barış Mete. Barış Mete Hoca'ya da bakıyorum. Hocam isterseniz benim sunumum hazır. Bir sonraki sunum benim. Arkadaşlara beklerken isterseniz ben sunumu yapabilirim. Hakan Uslu Bey. Evet hocam, Hakan Uslu ben. Merhaba. Merhabalar Hakan Bey. O zaman sera gazları meclisinden değişimler ve turizm sektörüne herhalde etkileri üzerine bir konuşma yapacaksınız. Evet hocam. Ben kısacası tanımakla başlayıp sunumuzu rica edebilirim. Tabii hocam, ismim Hakan Uslu. Adıyaman Üniversitesi'nden katılıyorum. Adıyaman Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık bir 4 yıldır buradayım hocam. Bölgesel kalkınma üzerine genellikle çalışma konularımı bölgesel kalkınma oluşturuyor. Fakat iklim değişikliği ilgimi çeken bir konuydu. Böyle yeni bu konuya biraz böyle ilgim arttığı için bir çalışma yapmak istedim. İstatistiksel bir çalışma. Burada da sizin görüşlerinizi almak için bir sunum yapmak istedim. Genel olarak hocam özetlemek gerekirse şöyle, aslında turizm sektörü dediğim burada turist sayılarının ben ve geceleme sayılarının mevsimsel değişmelerden, özellikle yaz aylarındaki sıcaklık ve yağış miktarındaki değişmeler ve hava kirliliğinden nasıl etkilendiği ile ilgili bir analiz yaptım. Bildiğimiz gibi turizm sektörü global ısınmadan ya da iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Türkiye'nin de turizm sektörü doğa ve çevre turizmine bağlı olduğu için bu değişimlerden en çok etkilenecek sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla şunu şuradan çekmeyi tutuyorum hocam, çok pardon. Evet, dediğim gibi doğa ve çevre turizmine bağlı Türkiye'nin turizmi. O yüzden bu iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerden bir tanesi ya da ülkelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sektörün hem küresel ısınmaya kendisinin faaliyetler dolayısıyla neden olduğu bir ısınma, küresel ısınmaya neden olması.
Hem de bu değişimden kendisinin de olumsuz olarak bazen olumlu şekilde etkilenebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sektördeki faaliyetlerden dolayı şehirlerimiz ve bölgelerimizde bir hava kirliliği meydana geliyor. Ve aynı zamanda iklim değişikliğiyle birlikte yağış ve sıcaklık miktarlarındaki meydana gelen değişimlerin bu sektör üzerindeki etkilerini bu çalışmada TÜİK'in belirlemiş olduğu 12 istatistiki bölge verisini kullanarak son 20 yılda nasıl bir değişim meydana geldiğini analiz etmeye çalıştık. İlk olarak çalışma dönemi içerisinde baktığımız zaman hava kirliliği çalışma bölgelerinin ya da Türkiye geneli için bu. Birazdan bölge düzeyinde de vereceğim. Hava kirliliğindeki değişimi ben partikül madde 10 ve kükürt dioksitdeki değişimlerle ölçtüm. Genel olarak çalışma yılları içerisinde yani son 15 yıl diyebileceğimiz süre içerisinde bir azalış söz konusu. Kükürt dioksit oranında ise çalışma bölgelerinde 2014 sonrasında bir artış gözlenmekte. Çalışma dönemi içerisindeki yaz aylarındaki özellikle ortalama yağış ve sıcaklık miktarlarına baktığımız zaman her ikisinde de 2000 yılından bu yana bir artış söz konusu. Ortalama yağışlar metrekareye yaklaşık 300 metreküpten 400 metreküp civarına çıkarken sıcaklıklarda yine artış meydana gelmiş. Aynı dönem içerisinde yerli ve yabancı turist sayılarında da bir artış gözlemliyoruz. Bu konudaki çalışmaları biraz araştırdım ben. Genel olarak benim yaptığım burada panel veriye dayalı ekonometrik modelleri çok içeren çalışma bulamadım. Türkiye üzerine yapılan çalışmalar genellikle iklim değişikliğinin sektör üzerindeki olası etkilerini tahminler, projeksiyonlar yardımıyla açıklıyorlar. Turizmin çevresel etkileri ya da turizm talebini hangi faktörlerin etkilediği tartışılmış. Alternatif turizmle ilgili bazı çalışmalar var. Bir de iklim değişikliği sonucunda sektördeki sektör üzerine bazı SWOT analizleri yapılmış. Yine ülkemiz üzerine tam olarak aynı çalışmalar değil ama benzer çalışmalar diyebileceğimiz birkaç ekonometrik çalışma da mevcut. Bu çalışmalarda örneğin Tan Doğan ve Genç yine 2019 yılında yaptığı çalışmada karbon salınımının sektörle çift yönlü pozitif bir ilişkisini bulmuşlar. Yani hem iklim değişikliğinin sektörü hem de sektörün iklim değişikliğini ya da küresel ısınmaya neden olduğunu sonucunu bulmuşlar. Diğer bir çalışmada ise enerji tüketimi, karbon salınımı ve sektörel göstergeler arasındaki ilişki incelenmiş ve turizm sektörünün uzun dönemde çevre kirliliğine çevre kirliliğine neden olduğu sonucuna varılmış. Aynı sonucu bir başka çalışmada yine kısa ve uzun dönemde ülkemize gelen turist sayıları ile karbon salınımı arasında bir pozitif ilişki ortaya çıkarmışlar. Bir başka çalışmada ise Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ı özellikle inceleyen bir çalışma. Bu çalışmada iklim değişikliğinden bu üç ülkenin diğer ülkelere göre çok daha fazla etkileneceği sonucunu ortaya çıkarmışlar. Dünya genelinde yapılan bazı çalışmalar var. Kısaca özetlemek gerekirse bunlar da farklı bölge ve ülkeler için bu çalışmaları yapmışlar. Yine iklim değişikliğinden kullandıkları metoda veri setine göre bazı çalışmalar bu değişimin sektör üzerinde olumlu etkilerini bulurken bazıları da negatif olarak etkileneceğini söylemişler. Bizim çalışmamızda dediğim gibi bir panel veri seti kullandık. TÜİK'in belirlemiş olduğu 12 bölgeyi kapsayan düzey 1 olarak bilinen istatistiki bölgelerini aldık ve 2000 yılı sonrasında bu bölgelerdeki hava kirliliği, sıcak yaz dönemindeki sıcaklık ve yağış miktarları ve bu bölgedeki turist sayıları ile geceleme sayılarının istatistiksel olarak ilişkisini incelemeye çalıştık. Modelde kullandığımız bağımlı değişkenlerimiz turizm sektörü göstergeleri olarak yerli ve yabancı turist sayıları ile bunların toplamından oluşan toplam turist sayısı ve geceleme sayılarını kullandık. Bağımsız değişkenlerimizde ilk olarak PM10 olarak bildiğimiz partikül madde 10 hava kirliliğini kontrol etmek için bu değişkeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndan
Bu verileri aldık. Bu veriler günlük veriler ve il düzeyinde, hatta bazı illerde birden çok ölçüm istasyonu var. Örneğin İstanbul'da 40 farklı ölçüm istasyonu, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde de yine 20 civarında ölçüm istasyonları var. Biz bu ölçüm istasyonlarından aldığımız verileri, günlük düzeydeki verileri ortalamasını alarak şehir ortalamalarını bulduk. Daha sonrasında da bu günlük şehir ortalamalarını aylık, 3 aylık ve yıllık olarak çevirdik. Yani il düzeyinde sonuç olarak hava kalitesini kontrol ettiğimiz değişkenin il düzeyinde yıllık olarak aldıktan sonra bölge düzeyine çevirdik. Yaz dönemindeki ortalama sıcaklık ve yağış miktarlarını da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden talep ettik ve 90'lı yılların ortasından bu yana bize il düzeyinde aylık olarak değişimlere ait bilgiler verildi ve bunları da biz il düzeyinde aylık olan verileri bölge düzeyine ve yıllık düzeye çevirdik. Yine modellerde kontrol değişkeni olarak turizm sektörünü etkileyebileceği düşündüğümüz döviz kurlarını ve ülkemizde meydana gelen ekonomik krizler ve terör olaylarını içeren bir kukla değişkeni de modele ekledik ve bu da 2001, 2007, 2008, 2009, 16 ve 18 yıllarını kapsamakta. Evet, 3 ana modelimiz var, ekonometrik model. Fakat alt modellerle birlikte toplam 18 farklı ekonometrik model tahmin ettik. Burada ilk modelimizde hava kirliliğinin etkisine bakmak için bu PM10 değişkenindeki değişimlerin sektörel göstergeler üzerindeki değişimine baktık. İkinci model sıcaklığı kontrol ederken, üçüncü modelde ise yağışın sektör üzerindeki etkilerine baktığımız ekonometrik tahmin modeli. Regresyon analizlerine geçmeden önce ben ilk olarak şöyle basitçe bir korelasyon analizi yaparak direkt olarak bu bizim iklim değişikliği göstergeleriyle sektörel göstergeler arasındaki ilişkiye şöyle bir basitçe korelasyon analizine baktım ve hava kirliliği ile yerli yabancı turist sayıları ve geceleme sayıları arasında herhangi bir istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki çıkmazken, yaz aylarındaki ortalama sıcaklıkların bu göstergelerle pozitif, yağışların ise negatif etkisini gösterdi. Daha sonrasında bölgesel düzeyde incelemek için dağılım grafikleri oluşturdum. Bu dağılım grafiklerine de yaz dönemindeki yağış ve sıcaklıklardaki yüzdesel değişmeyle turist sayılarındaki, yerli ve yabancı turist sayılarındaki yüzdesel değişime baktım. Çalışma dönemi içerisinde yaz dönemi sıcaklıklarının en fazla Batı Marmara, İstanbul ve Doğu Karadeniz bölgelerinde arttığı görülmekte. Yağışlarda ise Ege bölgesi, Batı Anadolu bölgesinde yine yüksek derecede yağışlarda bir artış söz konusu. Yabancı turistlerin bölge olarak Batı Karadeniz ve Orta Doğu Anadolu bölgelerini tercih ettiği ortaya çıkarken, yerli turistlerin ise daha çok yine Batı Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gördük. Aynı zamanda burada sıcaklıkların arttığı bölgelerde daha fazla bir turist sayısında bir artışı gözlemledik. Bir başka dağılım grafiği ise hava kirliliği için yaptığımız dağılım grafiği. Burada da çalışma dönemi içerisindeki bütün bölgelerde hava kalitesinde bir artış söz konusu. Yani partikül madde onun yüzdesel olarak azaldığını görüyoruz. Bu dönem içerisinde yine yabancı turistlerin daha çok Orta Doğu Anadolu'yu tercih ederken, yerli turistlerin ise Güneydoğu Anadolu bölgesini tercih ettiği görülmekte. Son olarak regresyon analizlerimizde bahsettiğimiz 3 ana modelimiz için 3 farklı panel oluşturdum bu tabloda. İlk panelde yaz aylarındaki ortalama yağışların etkisi görülmekte. Yaz aylarındaki yağışlardaki değişmenin yabancı turist sayıları ve geceleme sayılarında herhangi bir istatistiksel olarak anlamlı etkisi söz konusu değilken, yerli turist sayısında istatistiksel olarak anlamlı şekilde yerli turist sayısında bir artışa neden olduğu görülmekte. Tam zıt olarak yaz aylarındaki sıcaklıkların ise yabancı turist sayısını anlamlı olarak etkilerken, yerli turist sayısı üzerinde herhangi bir etkisi görülmemekte. Hava kirliliğine baktığımız C panelinde ise PM10 değişkeninin bütün
turist sayılarında, yerli ve yabancı turist sayıları ve geceleme sayılarında negatif bir etki ortaya çıkardığını görüyoruz. Bütün modellerimizde kontrol değişkenlerimiz olan döviz kurlarının sektörel göstergeler üzerinde olumlu etkisini görürken krizlerinde negatif bir etki ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak panel bir veriye dayalı olarak hava kirliliği, sıcaklık ve yağış miktarlarındaki değişimlerin Türkiye'deki yerli ve yabancı turist sayısı üzerindeki etkilerini ekonometrik modelleriyle burada analiz ettik. Korelasyon analizlerimiz bizim hava kirliliğinin herhangi bir etkisi olmadığını fakat yaz dönemindeki sıcaklık artışlarının sektör göstergeleriyle pozitif, yağışların ise negatif bir ilişki içerisinde olduğunu gösterdi. Dağılım grafiklerine baktığımız zaman bu sonuçlar da bize sıcaklıkların arttığı bölgelerde yerli ve yabancı turist sayılarında artış olduğunu, yaz dönemi yağışlarının azalış gösterdiği bölgelerde de turist sayılarında bir artış olduğunu göstermekte genel olarak. Aynı zamanda yine dağılım grafikleri bize hava kirliliği ile turist sayıları arasında negatif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Regresyon sonuçlarımızı özetlemek gerekirse sıcaklıklardaki değişim yabancı turist ve geceleme sayılarını olumlu etkilerken yerli turist ve geceleme sayıları üzerinde anlamlı bir etki göstermemekte. Yağışlardaki değişim ise yerli ve yabancı turist geceleme sayılarına tam tersi bir etki ortaya çıkarmakta. Hava kirliliğindeki değişimin yine çalışmada kullanılan bütün turizm sektörü göstergeleri üzerinde de olumsuz bir etki meydana getirdiğini gösteriyoruz. Dediğim gibi çalışmam hala üzerinde çalışmaya devam ettiğim bir makale olacak. Bu nedenle belki bu farklı tahmin metotları ve veri setleri kullanarak geliştirebilirim bu çalışmayı ya da ikili ilişkiye bakarak turizm sektörünün bölgelerin hava kirliliği ve iklim değişikliği üzerine nasıl bir etki meydana getirebileceği yine gelecek çalışmalara olarak kullanılabilir. Ben teşekkür ediyorum sabrınızı dinlediğiniz için. Hakan Bey, konuşmanız için çok teşekkür ederim. Yani ilginç bir çalışma. Tabii dünyada da herhalde bu konulara ilgi var. Yani özellikle çevresel etkilerin turistlere olan, turist sayılarına olan etkisi yadsınamaz bir şekilde ortaya konmuş durumda. Yani sizin çalışmanızla da birlikte. Sedat, iklim faktörünü her açıdan çok ciddi almamız gerektiğinin bir kanıtı olarak gördüm ben. Hakan Bey'e sorusu olanlar var mıdır acaba? Güzel, ilginç bir çalışması olmuş. Hakan Bey, teşekkür ederiz. Sunumunuz için sağ olun. Turizm etkilerini özellikle sigorta ile ilgili belki sorunlarda daha çok mu insanları etkiliyor olacak? Bu konuda biraz daha aydınlatabilir misiniz bize? Nasıl etkiliyor? Hocam, sorunuzu tam olarak duyamadım, özür dilerim. Turizm etkisine de etkileri olacak diye belirttiniz de sunumun sırasında ben kaçırdım mı o kısmı tam biraz daha ayrıntılı söyleyebilir misiniz diyecektim. Turizme etkisi nasıl olacak? Hocam hava kirliliği bizim sonuçlarımıza göre hava kirliliğinin hem yerli hem yabancı turistler üzerinde bir negatif etkisi yani ekonometrik modellerimiz bu sonucu çıkardı. Fakat bu sonuçlara baktığımda benim aslında yabancı turistlerin yerli turistlere göre bu hava kirliliğindeki şehirlerimizde bölgelerimizde olan hava kirliliğinden yerli turistlere göre daha fazla olumsuz etkilendiği sonucu da yine bu istatistiksel sonuçlarda görünmekte. Umarım cevaplayabilmişim bu sorunuzu. Teşekkürler hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim herkese dinlediğiniz için. Başka soru yoksa, umarım bugün bir talihsizlik yaşanıyor sanırım. İbrahim Hoca, Merve Hanım bağlantı sorunu yaşıyor. Nijerya'dan bir katılımcımız vardı. Ester sanırsam hanımefendi. O da bağlantı sorunu yaşıyor. Bugünkü başka katılımcımız, yani sunum yapacak katılımcımız yok görünür.
Yine hocam sizin... Evet, evet hocam. Maalesef Ester'e de ulaştık. Nijerya'dan hatta ilk bindiri gönderen hocalarımızdan birisiydi. Evet. İnternetinde bir sorun varmış. Bağlanmaya çalışıyordu, bağlanamadı. Sanırım hala devam ediyor. Olmazsa hani belki yarınki sunuma da onu dahil edebiliriz. Şu anda bağlanamadı hala. O zaman başka konuşmacımız yoksa kapatacak mıyız bu session'ı? Nasıl yapacağız? Evet hocam, maalesef. Tamam. İnternette de böyle şeyler var. Yüz yüze olmanın evet. Ayrı gerçekten avantajları, dezavantajları varken online çok rahat, çok güzel, yani böyle oturduğumuz yerde bağlanıyoruz, bir araya gelebiliyoruz derken internet sorununda maalesef teknik sıkıntılar böyle durumlara yol açıyor. O yüzden evet. Kısa bir oturum olmuş oldu. Size de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum düzenleyenlere ve faydası geçip olanlara. O zaman başarılar diliyorum. Görüşmek çok üzere. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Nuracığım herhalde... hocam o zaman biz de bir öğle arası verelim. Eğer uygun olursa sizin için. Bu arada olur Nuracığım. Bu arada sergiyi gezebilir hocalarımız, katılımcılarımız. Aynı zamanda da müzik dinletimizi de açabiliriz. Bununla da biraz öğle aramızı uzatmış olacağız. Öğleden sonraki oturumumuzda o zaman yine Şükrü Beşiktepe hocamız var ODTÜ'den. Onun katılımıyla öğleden sonraki oturuma başlıyoruz. Evet, saat 1'de tekrar aynı salonda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Hangi etapta? Aha. Anladım. Zoom'dan mı aldın önce? Tamam. Thank you.
Ara verdiler. Ara vermek zorunda kaldı. Konuşmaklarına hiç gelmedi. Böyle orada hold şu an. Öyle mi? Ben ekran paylaşıyordum oradan.
Tamam. Hadi dur dur dur. İstersen söyle şeyi bana versin. Bastım mı? Lör ama. Hı hı. Tamam. Kapatmadım. Şu an ara. Kapatmadık salonu. Tamam. Şu an ara değil. Kolektör iyi bir şey var. Hazır edin bize versin. Yapabiliyor musun kendisi? Lör ama. Hı. Hocam bize dostalarını bendim host. Yeni verdim Lör'e. Ama şeyleri, sunum yapacakları takip etmek zor oluyor. Tamam. Sol hostluk vermek gerekiyor ya. İşte bana versin. Video konferans sistemine. Thank you.